Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Küresel Bakış'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Uluslararası gelişmeleri değerlendireceğiz bugün de. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci tartışma konusu olarak gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin dile getirdiği endişeler var. Rusya'nın ileri vadeli uyarıları var. İlk olarak Türkiye ayağına bakalım ve NATO Genel Sekreteri de Türkiye'nin endişeleri doğrultusunda güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiği söylemine yer verdi. Güncel olarak Finlandiya'nın ardından İsveç'te NATO'ya üyelik başvurusu yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil sözlerine yer verdi konuyla ilgili. Stoltenberg açıklaması sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg, görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirtti. Türkiye değerli bir müttefik ve güvenlik endişeleri giderilmeli ifadesine yer verdi. Stoltenberg böyle tarihi bir zamanda birlikte olunması gerektiğini de açıklamasına ekledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'den de NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın üye olmasının mevcut konjonktürde bir sorun oluşturmayacağını belirttiği var. Fakat askeri anlamda yardımların olması durumunda ileri vadede bunun tepkileri tetikleyeceğini belirtiyor. Kendisi Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerinin Rusya için bir tehdit oluşturmadığını fakat askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesinin tepkilerini tetikleyeceğini açıkladı. Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın imzalanmasının 30. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün kuruluşunun da 20. yıl dönümü. Dolayısıyla Kremlin'de yapılan liderler zirvesinde konuşan Putin, NATO'nun genişlemesinin tamamen Amerika'nın dış politikası çıkarları doğrultusunda suni olarak yaratılmış bir problem olduğunu ifade etti. Toplantıya katılan ülkelerden Rusya'nın Ukrayna işgaline sadece Belarus'un destek vermesi dikkat çekti. Putin, genel olarak NATO'nun bir ülkenin dış politikasının aracı olarak agresif bir şekilde kullanılmasının zaten zor olan uluslararası güvenlik ortamını daha da kötüleştirdiğini söyledi. Ukrayna-Rusya savaşının başından itibaren Batı ile Rusya arasında enerji konusu önemli bir problem. Bu anlamda yaptırımlara ters düşmeyecek şekilde de gaz alışverişinin yapılması, ödemelerinin yapılması önemliydi. Ama Avrupa Birliği yol haritasını çizdi güncel olarak. Avrupa Birliği, Avrupa şirketlerinin ruble ile ödeme talep eden Rusya'dan yaptırımları ihlal etmeden gaz alımını sürdürmelerini sağlayacak bir yöntem belirledi. Uluslararası basında yer alan haberlere göre AB Komisyonu üye ülkelere AB yaptırımlarına uyumlu biçimde Rusya'ya doğal gaz ödemesi yapılması imkan sağlayacak yöntemleri içeren bir kılavuz gönderdi. Kılavuzda Avrupa firmalarının belirli koşulları yerine getirerek Rusya'ya gaz ödemeleri yapabileceği ifade edildi. Firmaların Rusya'nın belirlediği bir bankada hesap açabilecekleri ve Rusya'dan gaz alımı için bu bankanın hesabına ödeme yapabilecekleri kaydedilen kılavuzda, söz konusu ödemenin firmaların mevcut sözleşmelerinde belirlenmiş olan para biriminde yapılabileceği ve ödemenin ilgili bankaya gönderildiği anda sözleşmenin yerine getirilmiş kabul edilebileceği de belirtildi. Lübnan seçimlerine de bir parantez açalım. Hizbullah'ın parlamentoda çoğunluğu kaybettiği gözüktü ve detayında Lübnan'da pazar günü gerçekleşen genel seçimlerde İran destekli Hizbullah'ın müttefikleri parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Hizbullah'ın müttefiki Yurtseverler Birliği ve müttefikleri yalnızca 62 sandalye kazanabildi. Ancak çoğunluğu korumak için gereken 65 sandalyeye erişemedi. Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve Beyrut limanı patlamasından yönetim sorumlu tutulmuş. Seçimlerde Hizbullah'ın meclis çoğunluğu koruyup koruyamayacağı merak konusu olmuştu. 3.917.000 kayıtlı seçmenin bulunduğu Lübnan'da 2019 başında başlayan ekonomik çöküşün ardından yapılan bu ilk genel seçimde katılım oranı %41'de kaldı. Elektrik, sağlık gibi normal hayatta beklenen hizmetlerden yoksun kalan halk, hükümeti ekonomik çöküşle ilgili hiçbir gözle görülür adım atmamakla suçluyor.
Ekonomiden emtia tarafına da bir başlık atalım. Hindistan'dan gelen buğday ihracatına yasak etkilerini sürdürüyor. Hindistan'ın buğday ihracatını yasaklaması Kanada, Avrupa ve Avustralya gibi buğday ihracatının güçlü ülkelerinde yaşanan üretim sıkıntıları ve Karadeniz bölgesinde sürmekte olan Ukrayna-Rusya savaşının tedarik zincirine etkisi piyasaları negatif etkiledi. Bununla beraber Euronext borsasında cuma günü ton başına 422 euro olan buğday fiyatı haftanın ilk gününde 435 euroya çıktı. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ortaya çıkan yüksek kalite buğday sıkıntısının giderilmesi için harekete geçen Hindistan, buğday ihracatını artırmak ve eldeki stok fazlasını değerlendirmek için çeşitli adımlar atmaya başladığını duyurarak dünya buğday piyasalarını rahatlatmıştı. Hindistan geçtiğimiz yıl 7,2 milyon ton olan buğday ihracatını 2022-23 için 12 milyon tona çıkarmayı planlıyordu. 5 yıl arka arkaya rekor mahsulden sonra Yeni Delhi 6. mahsulün daha da yüksek olmasını ve 111,32 milyon tonu bulmasını bekliyordu. Ancak mahsul gelişim döneminde yaşanan aşırı sıcaklar hükümetin üretim tahminini 105 milyon tona çekmesine neden oldu. Evet, değerli izleyenler, konuğumuza gitmeden önce piyasa rakamlarının üstünden de bir geçelim. Şu anki gelişmeler fiyatlamalar üstündeki yansımalarını nasıl gösteriyor? Bakalım pariteler tarafında dolar endeksinde akşam Powell'un konuşması öncesinde 103 seviyelerinde bir dengelenme görüyoruz. %0,82'lik bir düşüş söz konusu. Öte yandan euro ve pound'un dolar karşısında yükselişleri hakim. Euro dolar tarafı 1,05 seviyesinden ilerliyor. %0,96'lık bir prim var. Pound dolar ayağında ise %1,25'in üstünde artışlarla 1,24 seviyesinin kaydedildiğini belirtelim. Dolar yen karşısında yükselişte %0,32'lik artış var. 129,57 seviyeleri gözüküyor. İsviçre frangı karşısında ise düşüşte %0,87'lik hareketle 0,99 seviyesinin dolar İsviçre frangında kaydedildiğini belirtelim. Amerikan endeksleriyle devam edelim. Alıcılı bir tablo geçen, şu anda kayıtlara geçen Dow Jones tarafı %1,28'lik bir artışta 32.603 puan seviyesi gözüküyor. S&P'ye döndüğümüzde %1,70'lik yine bir artış var. 4067,50 puan seviyesi gözüken. Teknoloji ayağında da yine %2'nin üstünde artışlar var şu anda ve seviyenin 12.483 puanda olduğunu belirtelim. Amerika'dan bir de tahvil faizlerinin üstünden geçelim. 2 yıllıklar tarafı %1,73'lük bir artışla 2,64 seviyesinde. 10 yıllıklara döndüğümüzde dün 2,86'nın altına inen 10 yıllıklardan sonra bugün seviyenin yükseldiği 2,95'lere geldiği gözüküyor. %2,32'lik bir artış söz konusu. 30 yıllıklar tarafında da 3,14'lü seviyeler var. %1,42'lik yine bir artış görüyoruz. Emtia piyasasındaki yukarı yönlü hareketler de sürüyor. Altının onsunda 1829 dolar fiyatlaması var %0,28'lik artışla birlikte. Petrol grubuna da döndüğümüzde 110 doların üstündeki fiyatlamaları takip ediyoruz. Petrol Brent'inde 112 dolar var varil başına %0,15'lik yükselişle birlikte ve ham petrol tarafında da yine varil başına 111 dolar 81 sent fiyatlaması karşımıza çıkıyor. %0,12 ile de yükseliş sürüyor bu dakikalarda. Evet, şimdi biraz bölge gelişmelerini konuşacağız ve uluslararası haberlere de göz atacağız. Nişantaşı Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doktor Ali Semin'leyiz. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. İlk olarak Cezayir-Türkiye temasına bakalım isterseniz. 17 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu bu Cezayir tarafından ve Cezayir basınında da TEBU'nun Ankara ziyareti ekonomik ve stratejik ortaklığın güçlendirilmesi için bir fırsat ibaresine yer verildi. Nasıl değerlendirmek lazım? Hem stratejik işbirliği vurguları anlamında hem de yıllar sonra gelen bu birleşme anlamında. Şimdi şöyle, aslında Türkiye-Cezayir ilişkilerine baktığımız zaman tabii ki 17 yıl sonra ilk defa bir cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret olması
Bunun tabii iki tane etken olduğunu ben düşünüyorum. İki faktör var Türkiye-Cezayir ilişkileri içerisinde. Birinci faktör kendi içerisindeki sorunlar. Özellikle ordunun siyaset üzerindeki etkinliği halen de devam eden bir etkinliği söz konusu. İkincisi de şu, Fransa'nın ciddi anlamda Cezayir üzerinde bir etkisi var. Batılı ülkelerin bir etkisi söz konusu olmasından dolayı Türkiye-Cezayir ilişkilerinin gelişmesi ister istemez çok zaman aldığını söyleyebiliriz açık bir şekilde. Diğer taraftan baktığımız zaman Türkiye-Cezayir ticaret hacmine baktığımız zaman 4.2 milyar dolar bir ticaret hacmi var ve bu ziyaretle tabii ki hedef ilk başta 5 milyar dolardır. Daha sonra 10 milyar dolar da hedeflendiği açıklandı. Diğer taraftan baktığımız zaman tabii Türk müteahhitlerinin Cezayir'de çok iyi, çok ciddi rakamlarda yatırımları söz konusu ve Cezayir Türkiye'nin dış yatırımları yatırım yapan Türk şirketlerinin ilk 10 ülkeleri arasında bulunan bir ülke ve Kuzey Afrika açısından da Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan baktığımız zaman tabii Cezayir'in dediğim gibi şu anda Cezayir'de 1000'den fazla müteahhidi yatırımcısı bulunmaktadır ve bunlar Cezayir için aynı zamanda ekonomik bir kalkınma ve ciddi anlamda da ekonomisine Türk müteahhitlerinin etkisi olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü 10 binden fazla Cezayirli Türk firmalarında çalışıyor. Cezayir'de yatırım yapan Türk firmalarında çalışıyor. Onun dışında Cezayir'de geçtiğimiz sene yani 2021 verilerine baktığımız zaman Cezayir'deki işsizlik oranı %14.1 civarında olduğu açıklanmıştı. Onun için yani Türkiye-Cezayir ilişkilerine baktığımız zaman aslında çok önemli bir ilişkisinin olduğunu ekonomik anlamda ancak yatırım anlamında da daha da çok artırılması gerektiği için böyle bir ziyaret 17 yıl sonra gelen ziyaretin çok anlamlı ve önemli olduğunu keza biliyorsunuz. Dünkü ziyaretle birlikte Türkiye ile Cezayir arasında 15 anlaşma imzalandı ve onun dışında da benim için çok dikkatimi çeken daha doğrusu önemli noktalardan bir tanesi de şu, Cezayir'de Uluslararası Türk Okulu'nun açılması. Bu çok önemlidir Türkiye açısından. Türkiye artık orada da etkin olacak. Türkçenin de etkin olması. Çünkü Cezayir'de biliyorsunuz Cezayir'deki Arapçanın resmi dil olmasıyla birlikte Fransızca da önemli bir yere sahip. Onun için bu süreçlere baktığımız zaman Türkiye-Cezayir ilişkilerinin yeni bir sayfayla ya da yeni bir vizyonla daha doğrusu farklı bir boyuta taşınabileceğini söyleyebiliriz. Tabii bu sadece ikili ilişkiler. Aynı zamanda biliyorsunuz Kuzey Afrika'da çok ciddi anlamda sorunlar da yaşanıyor. Hı hı. Belki birazdan geliriz. Libya'daki sorunlarda da Türkiye-Cezayir ilişkilerinin güçlenmesi ve Türkiye'nin biliyorsunuz Trablus yani meşru hükümete verdiği desteğe Cezayir'in de katkıda bulunması İster istemez Türkiye'nin Libya politikalarını da desteklemesi şeklinde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi Libya'ya da bakalım isterseniz. Temsilciler Meclisi tarafından başbakan seçilen Fethi Paşa, dün Trablus'ta çıkan çalışmalar sonrasında bölgeyi terk etti. Oradaki gelişmeleri nasıl okumak lazım? Şimdi şöyle açıkçası Libya'da geçtiğimiz 24 Aralık'ta seçim yapılması öngörülüyordu. Seçim yapılacaktı ancak güvenlik ve ülkedeki iç sorunlardan dolayı, krizlerden dolayı seçim ertelendi ve Şubat ayında adeta iki idareli yani seçim yapılmamasına rağmen yeni bir hükümet, yeni bir başbakan ortaya çıktığını görebiliyoruz. Başak'a mesela Tobruk Meclisi yani Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçildi ve şu anda geçtiğimiz Şubat ayından beri aslında Türkiye'de çok gündem daha çok Ukrayna olduğu için çok gündem olmadı Libya ama Libya artık iki bölgeli bir şekilde ikiye bölünmüş bir şekilde hareket ettiğini ve bu şekilde de devam ettiğini söylemek gerekiyor. Yani şu anda Libya'da iki hükümet var ve bu iki hükümet birbirleriyle aslında seçim yapılmamasına rağmen hükümetin kurulması ve bu hükümeti de kimin desteklediğini çok açık bir şekilde
Belli. Bunu Haftar, mesela Haftar tarafı şimdi Başak'a, özellikle Temsilciler Meclisi'nin seçtiği Başak'a destek veriyor. Diğer taraftan meşru hükümet var. Meşru hükümete de Türkiye başta olmak üzere ciddi bir destek de söz konusu. Ancak şöyle bir gerçek de var. Artık Libya'nın ikiye bölündüğünü görebiliyoruz. Yani bu seçimin özellikle 24 Aralık'taki seçimlerin yapılmaması Libya'yı ikiye bölecek şekilde artık netleştirdiğini görebiliyoruz. Onun dışında önemli bir nokta daha var. O da Sirte'ye, biliyorsunuz Bingazi'ydi Haftar'ın başkenti, yani ikinci başkent olarak muhalifleri diyebiliriz buraya. Şimdi Sirte'ye taşıdılar bunu. Başak artık görevini Sirte'den devam ettireceğini açıkladı. Dibeybi de, yani şimdiki meşru hükümetin başında olan Dibeybi de açıklama yaptı. Dedi ki bu ben başbakanlık görevimi seçim yapıldıktan sonra meşru birisine teslim etmek istiyorum ya da devretmek istiyorum dedi. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında Sirte'ye taşınmasının da bir sebebi var. Çünkü Haftar yönetiminde, biliyorsunuz, Sirte ve Cufra, bunlar çok önemli. Hem Fransa açısından hem de Rusya açısından. Çünkü Türkiye özellikle Sirte'yi, Cufra'yı meşru hükümete verdiği destekle geri almak istediler o dönemde. Ancak dediğim gibi buradaki Rusya faktörünün özellikle çok öne çıktığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda değerlendirdiğimizde Sirte'nin çok önemli bir stratejik bir bölge olması, aynı zamanda Bingazi ile Trablus arasında ortada bulunması önemli bir strateji bölge olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan en önemlisi de Kaddafi'nin doğum yeri olması ve Kaddafi'ye destek veren, Kaddafi'nin aşireti, kabilesinin hepsi orada bulunması ve destek veren kabileleri, aşiretlerin de desteğini alarak şimdi Sirte'de böyle bir hükümet kurma sürecine girdiğini söyleyebiliriz Başak'ın. Yani oradan bütün kendi hükümetinin idari işlerini oradan yürütmek istediğini açık bir şekilde söyleyebiliriz. Bir de Sirte'nin bir önemi daha var. Petrol açısından Libya petrollerinin %80'i bu bölgede bulunuyor. Yani petrol yataklarını. Onun için hem ekonomik anlamda, hem stratejik anlamda, hem de siyasi anlamda ciddi bir ağırlığının olduğunu söyleyebiliriz. Onun için önümüzdeki süreçte şimdi bir çatışma var. Siz de az önce belirttiğiniz gibi, sizin de belirttiğiniz gibi, Başak taraftarlarıyla meşru hükümet taraftarları arasında çatışma yaşandı. Hatta belediye binasında hasar gördüğü açıklandı. Bu şekilde devam ederse aslında ben biraz bunu taktiksel olarak Haftar'ın daha önce başkente gelememesi, ancak bu tür işte siyasi bir geçiş olarak gösterip aslında Haftar taraftarlarının, Haftar'ın askeri gücünün bir nevi Trablus'a taşınmasını istiyorlar. Bunu da Başak üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Onun için Libya'nın eğer böyle giderse, karşılıklı olarak birbirlerine zıt bir şekilde devam ederlerse Trablus'ta bir iç çatışmadan söz edebiliriz veya karşılıklı çatışmalar önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Lübnan'a da bir başlık atalım. Orada da seçimlerde 2019'dan beri süren ekonomik krizle birlikte ve Beyrut'taki liman patlamasıyla da birlikte zaten yönetim sorumlu tutuluyordu ve şimdi çoğunluğun korunup korunamayacağı tartışılıyordu parlamentoda. Nitekim Hizbullah ve müttefikleri çoğunluğu koruyamadı. Oradaki durumu nasıl analiz edersiniz? Şimdi şöyle, Lübnan çok farklı bir ülke. Artık Lübnan özellikle 4 Ağustos 2020'deki Beyrut limanındaki patlamayla birlikte ciddi anlamda kriz yaşıyor. Hem siyasi hem ekonomik bağlamda çok önemli krizler yaşadığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan şimdi pazar günü yapılan seçimlere baktığımız zaman tabii parlamento seçimiydi ve parlamento seçimlerinde 718 aday ve 103 liste yarıştı. Ancak şöyle bir gerçek de var, bunu da unutmamak lazım. Lübnan'daki bu seçimler Lübnan krizini ekonomik anlamda olsun ya da siyasi anlamda olsun kriz için bir çözüm olabilir mi? Bence çözüm olmaz, çünkü özellikle Lübnan İçişleri Bakanı açıklama yaptı, Bessam dedi ki
Biz dedi şimdi seçimleri yaptık ancak bu seçimlerin sonuçlarını hemen açıklayamayız. Çünkü bazı sorunlar var. Onun o sorunların da başında günlük 20 saatlik elektriğin olmaması, yani telefon ışıklarıyla oy sayımlarının devam ettiğini açıkladı. Bir de şu da bir gerçek, artık Hizbullah'ın orada siz de belirtmiştiniz haberinizde zaten. Hizbullah bir güç kaybı var mı? Var. Çünkü 2018 yılındaki seçimlerde 71 milletvekili kazanmıştı Hizbullah. Şimdi hem katılım olarak 2018'deki katılıma baktığımız zaman %49 katılım vardı seçmen olarak. Ama şimdiki son seçimlere de %41 civarında bir katılım söz konusu. Ancak bu dediğim gibi burada tabii Hizbullah'a ciddi anlamda bir oy kaybının ya da milletvekili sayısının düşmesiyle birlikte hükümet kurma süreci olsun, ülkede siyasi krizler olsun ve diğer tarafta en önemlisi de ekonomik kriz. Geçtiğimiz haftalarda biz bu programda da konuşmuştuk. Lübnan Maliye Bakanı ve Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre iflas ilan etmişti. Çünkü IMF'den de çok ciddi anlamda destek alması gerekiyor ama IMF de çok destek vermediğini biliyoruz. Şu anda özellikle şunu da söylemekte fayda var. Lübnan ekonomisinin kalkınması için 100 milyar dolara ihtiyaç var ve bunu şu ana kadar hiçbir taraf tedarik edemedi. Hatta Mikati özellikle hükümeti kurarken dedi ki ben söz aldım. O yüzden bu hükümeti kabul ettim, hükümet kurma sürecini kabul ettim ve başbakan oldum. Zaten büyük bir iş adamı olmasına rağmen buradaki krize, yani ekonomik krize bir çözüm bulamadı. Onun için bu seçimlerin neticesi daha çok bence Lübnan'ı karanlığa götüreceğini ben düşünüyorum. Çünkü burada bir kere siyasi krizde de şimdi seçimlerin sonuçları çok önemli. Sonuçlara itirazlar çıkacak. İtirazların dışında çatışmalar çıkacak. Suudi Arabistan, İran arasındaki ciddi anlamda bir rekabet söz konusu. Fransa aynı şekilde ciddi bir Suudi Arabistan'ın da birlikte İran'a karşı da olsa Hizbullah'a karşı ciddi anlamda bir tavır içerisinde. Yani bütün bunlara baktığımız zaman bu seçimlerin şunu söylemek istiyorum. Lübnan için bir çözüm olmaktan ziyade tam tersi bir çatışmaya dönüşebilecek bir seçim sonucuyla karşı karşıya kalınabileceğini düşünüyorum. Ali Bey, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ve katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Aslında Finlandiya ve İsveç ayağında sormak istiyordum. Fakat evet, bir sonraki programımızda değerlendiririz umarım. Teşekkürler. Tamamdır. Görüşmek. Doktor Ali Semin bizlerleydi değerli izleyenler. Noktalıyoruz küresel bir akışı. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.